Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm değerli izleyiciler. Ekonomik Boyut programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Değerli hocam, ekonomist Sinan Bayraktar'la beraber inşallah bu hafta enflasyon oranlarını, ikinci bölümde de kurumsal yapılandırmayı konuşacağız. Hemen hocama dönmek istiyorum. Tekrardan hoş geldiniz hocam. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun. Herkese hayırlı akşamlar. Biraz sesim kırık olacak. Malum nezle grip ayları. Evet. Biraz rahatsızım. O açıdan özür diliyorum izleyicilerden. Ama mümkün olduğu kadar Allah'ın yardımıyla programı götürmeye çalışacağız. İnşallah malum. Diyelim. Allah şifa versin diyelim. Amin. Bizler de bu temennilerde bulunalım. Hocam, geçen hafta enflasyon rakamları, evet, açıklamaları var. Oranları açıklandı. Baş belası bir enflasyonumuz var maalesef. Sıkıntı. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi, evet, alacaktık. Yani enflasyon malum bizim başımızın derdi. Hep onu konuşuyoruz. Evet. Her ayın 3'ü ve 4'üne kadar enflasyon açıklanıyor. 3 ve 4'ü arasında, 4'ünde açıklanır tatil gününe denk gelmezse. Enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra birçok görüş de gelir. Bizim görüşümüz de var. Bu aralar tabii ki enflasyon yıl sonuna yaklaştığımız için baz etkisi denilen yükselmelerle bazı hareketler sağladı. Bir iyi tarafı, düşük gidiyoruz. Evet. Yani enflasyon Kasım ayında aylık %0.38 ile %0.76 beklentinin altında kaldı. Bayağı. Beklenti 0.76 idi enflasyon, hı hı, oranlarında. Eylül ve Ekim'de tek hanede seyretmeye devam ediyor. Özellikle Kasım'da baz etkisinin terse dönmesiyle yıllık %10.56'ya çıktı. 9'lardaydı biliyorsunuz. 8.5, evet, ve 9'lardaydı. 9.12 gibi gelmişti. Şimdi bu tabii düzelmeye işaret aslında. Merkez Bankası'nın ve hükümetin, Maliye Bakanlığı'nın enflasyonist beklentisi Aralık sonu %12 civarında. Evet. %12'nin altında bir enflasyon gelebilir tahminen. O özellikle söyleniyor. TÜİK verilerine baktığınız zaman bu 0.38'lik artışın toplam genelde uçtan uça 10.56'ya geldiğini görebiliyoruz. Tabii bu kayıtlı enflasyon. Hep konuştuğumuz, evet, enflasyon. Yine hatırlatıyorum, enflasyon oranları fiyat artış hızıdır. Fiyatlar değildir. Peki yani, fiyatlarda artış olacak mı? Fiyatlarda artış oluyor tabii. Fiyatlarda şu anda artış hızı durmuş vaziyette. Çok fazla aşırı fiyatlama yok. O aşırı fiyatlama olmadığı için de biraz stabil seyrediyor, durgun seyrediyor. Tabii bunun bazı etkilerinden bir tanesi de döviz kurlarının, yabancı paraların Türk lirası karşısındaki değerlerinde çok fazla aşırı oynaklıklar yok. Evet. Yani dolar işte 5.76 seviyelerinde gidiyor. Euro ona benzer seviyelerde gidiyor. Kendisini kontrol eden bir sistemle gidiyor. Tabii Merkez Bankası'nın yeni yönetimi diyelim, çok önemli tedbirler de alıyor artık. Her ay toplanacaklar, enflasyonla ve para piyasalarının değerlendirmesi yapacaklar. Aylık 12 defa toplantı planladılar. Bu ayda bir para piyasası kurulu faiz belirlemek için tekrar toplanacak. Tekrar enflasyona dönersek, 2020-2022 programında enflasyonist hedeflerde bu %12'nin altında kalabileceğini gördük. Zannediyorum ki %12'nin altına gelecek enflasyon. TÜFE'nin artışı üfeyi tetikledi mi? Çok az bir şey. Üfe dediğimiz artış üretici fiyat enflasyonu. O da çok kötü gitmiyor. Yani tam çukur noktasından bir çıkışa doğru gidiyor ekonomi inşallah. Evet. Yani kötü i̇nşallah. Değil. Kötü değil veriler. Hatta dün Moody's bir açıklama yapacaktı. Dün değil, pazar günü zannediyorum. Ya Moody's açıklamayı erteledi. Neden ertelediğini bilemiyorum. Tekrar bir not açıklaması yapacak. Aleyhine olması açısından. Bilmiyorum. Tabii bir erteleme yaptılar. Yani şimdilik açıklamıyorum dedi. Onun yorumu farklı gelebilir. Açıklayacağı neydi? İkidir doğru yorum veriyorlar. Yani moral verici, evet, yorumlarda geliyorlar. Konuşmuştuk onu. Fitch de zaten aynı. Fitch de aynı şekilde. Yani TÜFE'ye baktığınız zaman Kasım ayında bu 0.38'lik artışın en yüksek değerinin artış giyim ve ayakkabıda olduğunu görürsünüz. Neden buradaki artış değeri var? Giyim ve ayakkabı sezonun açılması, kışlık ürünlerin devreye girmesi ve onların yeni fiyatlamalarla vitrinlere ve raflara getirmesi nedeniyle enflasyonist şeyde artış geldi. Peki, doğal mevsimsel artış. Yani, evet, enflasyonda hani mevsimden arındırılmış diye konuşuruz ya, hı hı, bu onlardan biridir. Evet. Buradaki artış oranının yansımaları tüfeği biraz arttırmış gibi görünüyor.
Olmalı mı? Olur. Yani yıl sonlarında olur. Hatta Aralık ayında, Aralık ayı geçtikten sonra Ocak enflasyonu da farklı çıkacak. Çünkü yeni vergiler gelecek, harçlar gelecek. Yeni yıla girerken kiralar artacak gibi bir takım baz etkisi olacaktır enflasyonda. Şu anda kötü gitmiyoruz açıkçası. Evet. Enflasyonist baskıyı biraz azalttık gibi görünüyor. Özellikle gıda fiyatlarındaki çok yüksek artış, yıllık artış hızı 8.89-8.90 civarında, yani %9 civarında yaklaşık gıdada bir artış var. Biraz frenlendi. Ben de izliyorum, yani markette izliyorum biraz onu. Acaba hani mevsimsel olarak biraz sıcak havalar vardı son bir hafta hariç. Son bir haftada biraz soğuk havalar gelmeye başladı. Onun acaba enflasyonun var. Onunla etkisi var mı? Var tabii. Yani soğuk havalardaki tabii ki harcama yakıt. Yani doğalgaz harcamaları. Evet. Ki doğalgazın enflasyonist baskısı çok yüksek. O da nedir? Bizim işte %80'e 90'a yakın zam yapıldı doğalgaza. Evet, yıl içinde maalesef ki onu şu anda faturalar gelince hissetmeye başlayacağız. Doğuda kış başladı. Evet, büyük kentlerde de batıda da yavaş yavaş soğumaya başladı. Kaloriferler ve kombiler yanıyor. Yanarken de harcıyor. Harcarken de biz o rakamları ciddi bir şekilde ödemeye başlayacağız. Bu arada elektrik de var tabii. O da cabası yani. Cabası tabii. Erken ve geç saat ayarlamaları nedeniyle karanlık oluyor sabahın köründe. Bu sabah erkenden lambaları yakıyorsunuz. Akşam biraz geç söndürüyorsunuz. Peki bir soru soralım. Buyurun. Madem böyle hani bir saat ileri alma geri alma mevzuları var ya, bunun ekonomiye etkisi nedir? Katkısı var mı yoksa eksisi mi var? Şöyle, ben yani enerji işini çok bilemiyorum ama okuduğum raporlarda artı değer ifade ettiğini gördüm rakamsal olarak. Hatta bu yıl Avrupa Birliği bu erken saat uygulamasını gözden geçireceğini, referandumlara kaldırabileceğini diye bir yansıttılar kamuoyuna. Daha gerçekleşmedi ama onlar da bizim saat uygulamamıza doğru geleceğini söylüyorlar olayın, ama tam netleşmedi. Uzun yıllardır gidiyor bu, evet. Avrupa'da. Sanki gelecekmiş gibi bir haber okudum ben. Haberi net olarak okudum. Görüşmeye başlamışlar. Önümüzdeki dönemlerde bu ileri saat uygulamasını kaldırabileceklerini söylediler. Avrupa Birliği ülkelerinde tasarruf açısından. Yani tabii en önemli şey enerji Ahmet Bey. Yani enerjiyi nasıl kullanacağınız önemli. Çünkü enerji gideri dünyanın en büyük giderleri arasında yer alıyor. Evet. Hem üretimde hem tüketimde. Kesinlikle. En büyük gider. Tüketici zaten enerji kullanarak geliyor. Bugün elektrik hayatımızın en önemli kavramlarından biri, en önemli ürünlerinden biri. Elektrik olmazsa yaşayamazsınız gibi görünüyor. Bütün sistemler elektriğe bağlı. Alternatif enerjiyle takviye edebiliyorsunuz onları, jeneratör gibi kesintilerle. Ama enerji hakikaten yani yüzyıllardır, bin yıllardır belki ateşin bulunmasından bu yana gelen çok büyük bir kavram. Evet. O yani tarihine giderseniz enerjinin, insanoğlu hep enerjiyle uğraşmış. Ateşi bulduktan sonra ateşle ısınmayı. O bir enerjidir. Sonra farklı yöntemlerle elektriğe kadar gelmiş. İşte 4 sanayi devriminden ilki şey devrimi, buhar enerjisiyle çalışan sistemler, yani yürüteçler, araçlar, vapurlar buharla çalışıyor. Sonra elektrik gelmiş. Elektrik geldikten sonra bütün sistemler değişince elektrik ve yakıt girdi devreye. Bakın bugün artık yakıt, elektriğin yakıt haline geldiğini göreceksiniz. Başladı zaten. Ki savaş. Başladı zaten. Yani elektrik yakıt şu anda. Çıkmasının sebeplerinden bazı nedenleri. O akü. Akünün maddesi savaş çıkmasının sebeplerinden. Nikel, kadmiyum gibi ürünlerin toprak altındaki hangi ülkelerde çok olduğu zaman, ki bildiğim kadarıyla Afganistan'da bu konuda çok yoğun var bu madde. Orada 16 ülke onu bekliyor. Nasıl bir sonuçlanacak onu da bilmiyorum. Çünkü önümüzdeki dönemler İnsan hayatını şekillendirecek olan en önemli ürün piller olacak. Yani enerjinin depolandığı, uzun süreli giden telefonundan tutun da araçlarınıza kadar olan piller. İşte üretilen araçların birçoğu küçük akülerle idare edilen 4-5 saat kullanabileceğiniz araçlar haline gelmeye başladı ki deniz araçlarına da monte etmeye başladıklarını duyuyorum yavaş yavaş. Evet. Hayatımızın çok önemli bölümü enerji zaten. Kesinlikle. Bütün savaşlar da oradan çıkıyor. En sonki tartışmaları bütün kamuoyu biliyor zaten. Bizim Akdeniz Çukuru'ndaki mücadelemizi, 4 tane sondaj gemisiyle aramalarımızı herkes görüyor. Bu arada tabii Türkiye'nin dış ekonomik gelişmelerinde etkisi olacak olan Libya'la meselesi koridor anlaşması var.
hiç kimse tahmin edemediği şekilde biz olumlu bir şekilde kendimize çevirdik. İşte Yunanistan kıyameti koparıyor o konuda. Çok kötü gol yedik diyorlar. O Libya'daki o koridor, kıta sahanlığı sorunu. Bizim Libya ile beraber ortak orada doğalgaz aramamızı sağlayacak ve kimse karışamayacak ona. Çok rahat olarak gemilerimizi o çukura çekeceğiz, Akdeniz çukuruna ki önümüzdeki yüzlerce yıl dünya ihtiyacını karşılayacak doğalgaz rezervleri olduğu söyleniyor orada Akdeniz'de. Bütün dünyanın gözü de orada. İşte Fransa'nın tepinmesi de odur. Yani bir takım laflar atıp duruyor. Enerji yani sorun olduğu gibi. İçimizdeki enerji de önemli. Evet. Kendi enerjimiz de önemli, o da önemli. Çünkü kişisel enerji bir şeyi harekete geçirecek. Neyi? Kesinlikle. İnsanı harekete geçirecek. Toplam enerji de yakıtta ve ısınmada, araçların yürütülmesinde. Hatta çok daha biraz daha ileri bu enerjinin yapay zeka sistemlerinde kullanılmasını da göreceksiniz. Bir önemli bir tane maden de altın olacak önümüzdeki dönemde. Yine altın çok önemli de artık yapay zeka ve aletlerde altın kullanılıyor. Altın çok tabii çok iyi bir iletken. Altının önümüzdeki yıllarda en önemli maden ve en önemli rant grupları içinde yer aldığını söyleyebilirim. Altına yatırım yapsınlar. Altına yatırım yapanlar uzun vadede zaten şanslılar. Altın uzun vadede kazanıyor. Yani her hiçbir zaman altının değeri, ben halkıma hep onu söylüyorum. Yani beni izleyenler bilirler altın konusundaki tutumlarımı. Uzun vadeli yatırım istiyorsanız sepetlerinizin önemli bölümünü altında tutacaksınız. Altın gerçekten önümüzdeki 100 yıllarda, 50 yıllarda daha da önemli maden haline gelecek. Ki şu anda öyle. Nedeni de iletken olarak yeni teknolojik cihazlarda kullanılmasıdır. Bütün bu savaşlar da oradan geliyor zaten. Ticari savaşların aslında o var. Enflasyon işte bizim başımızın derdiyken enflasyonu az konuştuk, görüyorsunuz. Alıştık enflasyona. Gayet az. Gayet az, iyi gidiyor. Evet. Alıştık biz alıştık. Olarak. Peki fiyat artışlarında yılbaşı gelecek hocam. Evet. Enflasyonda büyük bir artış olacak mı? 2020'deki beklentiler nelerdir bu konuda? Yani 2020 şimdi geçen gün Türk Konfed'in, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'nun yaptığı bir toplantıda Türk iş adamlarının, iş sanayisinin ve yabancıların da görüşüne göre 2019'dan daha iyi olacak. 2019 kötü. Beklenti bu. Oysa bizim yılın yarısında beklentimiz daha kötü olacağı pozisyonuydu. Yani 6. aylarda falan ben 2020'den çok umudum yoktu. Sonraki yapılan yapısal değişim ve gelişmelerle 2020'yi biraz rahat geçeceğiz gibi görüyor. Bir baz etkisi de olsa %3-4 büyüme gelecek. Kötü bir büyüme değil. 3-4 büyümeyi yakalayabilirsek ki Dünya Bankası'nın bizdeki tahmini 1. IMF'in tahmini 1-1,5 civarında. Türkiye'de sürdürülebilir bir büyümeyi biz biraz düşürdük. İyi bir büyüme geliyor gibi görünüyor. Yani stabil bir büyümeyi 3-4 gibi yakalarsak bazı değerleri toparlayacağız. Örneğin işsizlik. Artışı yani işsizliğin hızını biraz azaltmış olabileceğiz bu büyümeyle. Dışarıdan bu büyümeyi yaparken yalnız tasarruf oranlarımızın düşük olduğunu görebilirsiniz. Biraz dış borçlanma yapmamız gerekecek. Şu anda kaynak ve yatırım çekmemiz lazım. Özellikle rüzgar bizim lehimize işliyor şu anda. Evet. Yani büyüyen ülkeler sınıfına geçtiğimiz zaman biraz dışarıdan kaynak alabilirsek başarılıyız ama uygun kaynak. Yani yatırım almamız lazım. Yabancı yatırımcının gelmesi lazım. Özellikle Merkez Bankası'nın son ay ve çeyreklerdeki tutumunun başarılı olması bu büyümeyi de biraz rahatlattı. Son iki ayda kamu bankaları da kredi iştahını arttırdı ve rahat finansman yapabiliyorlar. Olumlu sinyaller var. Olumlu sinyallerin başında inşaat sektöründe de olsa az da olsa 2020'de iyi gelişmeler yakalayacağız. Bir artış eğilimi görebiliyoruz burada inşaat sektöründe. Faiz biraz psikolojik. %1'in altına düştü mü insanlar biraz daha kredi alma eğilimine giriyorlar. Biraz psikolojiktir. Yani bir seviyelerine 1-1,20, 0-90'lara düştüğü zaman evet gidelim kredi alalım, ev alalım, araba alalıma geliyorlar. Tüketici tabii Türkiye'de çok kötü şeyler yaşadığı için biraz daha temkinli olmaya çalışıyor. O biraz faiz konusunda biraz daha indirim gelir mi? Bu ay yapılacak olan para piyasası kurulunda biraz aşağı çekebilir mi? Tartışılacak o. Belki çekilmeyebilir de.
benim tahminim. Yani 150'lik bir puan bekliyorum. Evet. Düşebilirler aşağıya ama bu enflasyonun biraz artış yüzdesiyle alakalı gördüler. Şimdi değiştirebilirler tarzı. Yani temkinli bir tavır olduğunu görebiliriz burada. KOBİ'lerde bir düzelme var. KOBİ'ler dijitalleşmeye başladı. Biraz da teknolojiye yatırım yapıyorlar. İyi bir aşama var. Evet, e-ticaret bir tanesi geliyor özellikle. Yani KOBİ'lerin rekabette güçlü konumda yer alabilmeleri için yeni teknolojik atılımları yapmaları gerekecek. Çünkü KOBİ'ler bu işin şeyidir, motorudur. Evet. Yani KOBİ'lerle büyüyeceğiniz zaman eğer iyi sistemli büyüyebiliyorsanız istihdamı da halletmiş oluyorsunuz. KOBİ çünkü istihdam yaratıyor. Evet. Yani tartışmaların bir tanesi de asgari ücret biliyorsunuz. Oraya değinmeden önce hocam, büyüme enflasyonu etkiler mi, düşürür mü yoksa arttırır mı? Enflasyonu etkiler. Olumsuz yönde etkiler. Biraz enflasyonist değer çıkar ortaya büyürken. Harcamalar artar. Evet. Harcamalar artınca fiyatlar artar. Arz talep dengesi bozulur biraz büyürken. Yani talep fazlalaşacak. Malzeme talebi, işçi talebi ve diğerleri ve dolayısıyla biraz enflasyonist etkiye olacaktır. Biraz enflasyonla yaşamak gerektiğine inanıyorum ben. Enflasyonu çok sıfırladığınız anda bazı değerler bozuluyor. Evet. Yani kolesterolün işte %250, 110'a düşürürseniz rahatsız eder vücudu. Bizimki ona benziyor biraz. Dengede tutmak lazım onu. Ama 3-4 büyüme biraz enflasyon getirir. Ha, enflasyon da önemli olan şu. Artış hızını 8-10 civarında tutabiliyor muyuz? Evet. Hani gönül arzu eder de ben hep söylüyorum. Yani ikilerde birlerde olsun. Yani ben bu sene yine aynı lafı söyleyeceğim. Peynir 25 liraya 30 liraya alıyorsam, seneye de 30 liraya alabiliyorsam, 30-31 liraya alabiliyorsam, %10'luk bir artış, 33 liraya kadar marjı var onun. O %10'luk bir artış, %9'luk artış oluyorsa enflasyon dizginlenmiş demektir. Ama yani 25 liralık bir peyniri 50 liraya. Yani 30-40 liraya alıyorsam ben, 40-45 liraya alıyorsam enflasyonun baz etkisi hiçbir zaman değmemiştir oraya. Üretici gene zam yapmaya devam etmiştir. Bunu denetleme imkanınız yok. Yani tüketicinin en büyük sıkıntısı zaten burada. Yani bu noktada fiyatları denetleyemiyorsunuz. Biz liberal ekonomiye geçmeden evvel fiyat kontrol sistemleri vardı. 1970 ile 80 arasında devlet fiyatları kontrol eder, çok aşırı fiyatlarda müdahale ederdi. Şimdi liberal ekonomiye geçince serbest piyasa ekonomisi adı altında hiçbir imkanınız yok. Denetleyemezsiniz, kontrol edemezsiniz. Sadece yine söylüyorum, devletin ürettiği mallarda sizin kontrol etme imkanınız var. Evet. Devlet ürettiği mallarda istediği fiyatlamayı yapar. Halka onu sunar. Örneğin toplu taşıma ücretini kendi koyar. Taksi ücretini devlet denetler, koyar. Bunları kendi sunar. Onları denetleyebilirsiniz. Ama raftaki malı devletin denetlemesi diye bir şey olamaz. Devlet sadece hijyenini, uygun şartlarda olup olmadığını, gramajlarını gibi, yani rafın sürü tüketiciyi aldatmayacak şekilde olanı denetler. Evet. Burada enflasyonu kontrol altına alabilmenin yolu devletin kamu disiplininde sağlayacağı değerlerdir. O değerlerin en başta olanı sisteme dahil ettiğiniz bütün ürünlerdeki, finansal sistemde dahil olmak üzere sizin kontrol mekanizmalarının çalışması. Yani kamu disiplini, kredi faiz oranları, kamuya aktardığınız teşvikler, geçen hafta da konuşmuştuk, kime gidip gitmediği, bunları kontrol ettiğiniz anda o zaman üretici fiyatlarını dengede tutmaya çalışıyor. Üreticinin ileriye dönük sürdürülebilir bir garanti altında olması lazım ki üretici yatırımına devam etsin. Evet. İştahını kabarması lazım. Şimdi beklentileriniz düşükse yatırım yapmazsınız. Yani tabii ki. Kişisel beklentinize de bağlıdır bu. Kişisel beklentiniz iyi değilse yatırım yapmazsınız. Burada işte vatandaşın hep, esnafın daha doğrusu, ileriye dönük yatırım yapmasının yolu birçok şey düzeldi, evet benim şartlarım da düzeldi deyip yatırım yapması. Biraz daha bakkal Hüseyin Efendi rafına biraz daha fazla mal koyacak ki satsın. O mal koyma iştahını vermeniz lazım ona. Her tür sistem içinde, sokaktan politikacısına kadar moral aşılayıcı sistemlerle hareket etmek gerektiğine inanıyorum. Evet. Halkınızın morali bozuldu mu yürütemez. Yürütemez. Peki. Evet. İki tane daha konu var. Buyurun. Bu hafta. Birincisi vergi kanununun kabul edilmesi var. Bu konuya değindikten sonra mı asgari ücrete değinelim? Evet, yani vergi kanunları kabul edildi. O ne gibi değişiklikler? Turizm vergisini biliyorsunuz, konaklama başına alınan vergiyi işte 6 lira ile 18 arasında bir vergi alınacak turizm tesislerinden.
Turizmciler bir şey safhasında, onu sindirme safhasındalar. Diğer vergi kanunları malum, gelir vergisinin en üst diliminde %40'lık bir baraj koydular. O çok alt kesimi ilgilendirmiyor. Evet. Yani gelir vergisinde gerçek usulde değerlendirme yapan kişilerin vergisinde yüksek bir tutara erişildiği zaman, hani geçen de konuşmuştuk, zenginden çok fakirden az bir vergi alalım, ona benzeyen bir sistem, onu koydular. Hı hı. Gayrimenkul, değerli gayrimenkullerde 5 milyonla 7,5 milyon arasında olanların alım satım vergisi de değiştirdiler. O da zenginden çok fakirden az, evet, alma vergi sistemi. Peki turizm hariç, turizm olumsuz, evet, etkilenecek, evet, bu konuda. Yani öyle görünüyor, biraz olumsuz etkilenecek ama orada hasılattan alınan bir vergi var. Onu bir gözden geçirmediler. O öyle yayınlandı ama yine Cumhurbaşkanı'nın yetkisinde, herhangi bir sapma halinde bir şey olduğu zaman değiştirebilir. Peki diğer konuda, işte zenginden fazla, evet, işte fakirden az alma gibi durumda olumsuz etkilenme gibi bir durum söz konusu olur mu? Yok, olacağını zannetmiyorum. Hayır. Etkilenme. Yani buradaki toplam vergi gelirleri, yeni yapılan vergi yasasındaki gelirlerin ekonomiye etkisi yıllık bazda 6 milyar lira. 6-6,5 milyar lira yeni bir vergi kaynağı yarattılar anlamında. Evet. Ama tabii devlet vergi alırsa yaşar. Onu hiç unutmamak lazım. Yani devlet vergi alacaktır da adil bir şekilde alması lazım. Onu da adil kullanması lazım. Şimdi önümüzdeki Ocak ayı, 1 Ocak'tan itibaren harçlar ve vergiler artacak. Evet. Doğal olarak artacak. Orada enflasyona bağlı olan oranlar da artacak. İşte diyoruz da, geçen yıl köprü ücretlerine yapılan zam enflasyonun çok üzerindeydi. Bayağı üzerindeydi. Yani karayollarına yapılan zam enflasyonun üzerindeydi. %30'lara yakın zam yaptılar. Enflasyon %10-12-15 civarında, 18 bahsettiğimiz aylarda onlar. Siz 30 küsur yapıyorsanız işletme giderleri olarak, o zaman aynı şekilde bu tarafı da düşünmeniz lazım. Yani şimdi açıklama şuydu. Karayollarının giderlerindeki harcamalar işte şu boyutlara ulaştı. Karşılayamaz boyuta geldi. Bizim yaptığımız oran ancak kurtarıyor. Aynı şirketlerde var. Şirketlerde de aynı sorun var. Firmalarda, esnafta, halkta aynı sorun var. Aynı oranda yapmanız lazım. O zaman emekli maaşına da artan oranda, yani enflasyonu sonra, enflasyon onun için önemli. Emekli maaşlarına zam yapılacak. Evet. Maaşlara zam yapılacak. Bu oranlardan yapılacak. Bir onu çok kötü yaşadı. Satın alma değeri çok. Emeklinin maaşını nasıl arttıracaksınız? %10-12 enflasyon gelecek şimdi. Ona göre arttırmanız gerekiyor Ocak, evet, ayında. Bunlar hep söz konusu. Kavgalar oradan çıkacak. Soruyu soracaksınız. Ne diyorum? Asgari ücret. O asgari ücrete geleceğiz fakat zamanımız bitiyor. İlk dönem, ikinci yarıda inşallah asgari ücrete konuşalım. Evet değerli izleyiciler, ilk bölümü tamamladık. İkinci bölümde görüşmek dileğiyle. Evet değerli izleyiciler, kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli hocam, ekonomist Sinan Bayraktar'la beraber ikinci bölümde inşallah asgari ücret konusunu ve kurumsal yapılandırmayı konuşacağız. Hemen tekrardan hocama dönmek istiyorum. Asgari ücret konusuna değinelim mi hocam, yoksa... Tabii ki. Şey olarak mı devam edelim şimdi, enflasyonda beklentiler düşük var ama Ocak'la beraber, Ocak ayıyla beraber işte ulaşım olsun, turizm olsun, işte ne bileyim gıda olsun, diğer tüm sektörlere, enerji olsun, özellikle enerjiye bayağı bir zam gelecek. Bu enflasyondaki beklentiyi sizce karşılar mı? Yoksa... Şimdi enflasyon oranından hareket ediyor tabii. Yani zam görüşürken herkes enflasyonist, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranları üzerinden hareket eder. Evet. Yani Almanya'nın enflasyon oranını almayacak, Türkiye'nin enflasyon oranını alacak. Konuştuğumuz rakam 12. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedeflemesi. 12'den hareket ederseniz 12 üzerinden konuşacak. Eğer 11 olursa, 10 olursa 10 üzerinden konuşacak. Enflasyon orada kesildi diyecek. Ocak ayına da bu enflasyon devredildi diyecek. Hatta tahminlemeyi de ona göre yapacak. Şimdi asgari ücret çok kişiyi ilgilendiriyor. Yani milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. 8 milyon ortalama bildiğim rakam. 8 milyon gözü kulağı şu anda asgari ücrette. Asgari ücret. Ne olacak diyor. Tabii 8 milyonun gözü kulağı orada ama belki 70 milyonun da gözü kulağı orada. Belki 60 milyon, 40 milyon. Esnafın, çalıştıranın, işçi çalıştıranın gözü kulağı orada. Çünkü asgari ücrete zam yaptığınız zaman yukarı doğru bir iteleme geliyor. Geçen sene de konuşmuştuk bunu. Yukarı doğru iteleme baskısı
Bu, o baskıyı yukarı hissettiriyor. Şimdi evet, siz asgari ücrete ne veriyorsunuz? Ortalama 3.600 lira civarında bir maliyeti var işverene. Hı hı. Giydirilmişi, yemek ve diğerleriyle 3.100-3.200 civarlarına geliyor asgari ücret, işverene maliyeti. Şimdi asgari ücrete 2.020 lira verdiniz. Tutalım asgari ücreti 2.600 lira yapalım. 2020'lik ücret bazında 2.600 liraya çalışan bir üstü var. Evet. Şu anda. 2.000 lira verdiğiniz asgari ücretin bir üstü 2.500, 2.300, 2.600, 3.000 o civarlarda. Hı-hı. Maaş o skalası o. Şimdi asgari ücreti 2.500 yaptık diyelim ki. 2.400 yaptık. 2.400 yaptığınız zaman 2.500'lük dilim bir yukarıya atlamaya çalışacak. 2.700'e 2.800. Diyecek ki ben asgari ücrete yakın kaldı benim ücretim. Evet. Benim ücretimde asgari ücreti arttırdığınız kadar arttırın. Hı hı. Tabii ki işverene ve toplam enflasyona maliyeti var bunun, sebebi var. İşte asgari ücreti 7-8 milyon kişiyi tetiklediğiniz zaman o baz etkisiyle yukarı doğru vuracak. Bütün basamaklara gidecek. Evet. Üst tarafta diyecek ki benim de hakkımı ver. Hı hı. O tarafa doğru gittiğiniz zaman buradaki bütün baz etkisi maliyetleri etkileyecek. Maliyetler etkilendiği zaman o maliyetleri giydirdiğiniz yer fiyat artışları, ürünler. Ürünlere döndürdüğünüz zaman ürünlerin fiyatı yukarı doğru gelecek. Bakın evet, bir asgari ücreti arttırdık. Arttırmayalım mı? Hocam ne yapalım bunu? Arttıracağız. Arttırmadan olmaz. İnsanlar geçinecekler. Zaten 2018 ve 2019'da ciddi mağlubiyet var enflasyon karşısında. Geçen yıl yapılan %20 küsürdü. %28 civarında zam yapmışlardı. Yani. Evet. Asgari ücrete ciddi bir zamdı. İyiydi. 2200 lira bir taraf telaffuz ettiğinde 2020'de bağlandı. Şimdi telaffuz edilen rakam, yani enflasyon hedefi %8,5-9 ise brüt asgari ücretin 2775 lira, net asgari ücretin de 2200 lira civarında çıkması lazım. Ama, TİSK istiyor, diyor ki 2450-2600 o civarlarda. Türk İş'te diyor ki 2578. Yani 2578 diyor. Ben ortasını bulacağız. Yani bunun özellikle yani işverene maliyeti. Hep şunu, hı-hı, söyledim. Orada asgari ücretten alınan gelir vergisinin toplam vergi gelirleri içindeki payı çok yüksek değil. Evet. O vergi dilimini şu yaptığınız vergi reformunda bir yere yedirerek %1,5-2 olarak alsanız bugün işveren de rahatlayacak. Asgari ücrete yaptığınız zamdaki kişi de rahatlayacak o vergi üzerinden. Evet. Şimdi işvereni rahatlattığınız zaman ürünlere gelecek o. Gidin onu başka yaygın dolaylı vergiye yayın. Oradan asgari ücretin o vergisini biraz düşürün, çekin aşağı, stopaj gibi. Aynı stopajı da öyle konuştum. O zaman işverendeki toplam o ürüne yansıttığı maliyeti daha uygun hale getirebilirsiniz gibi görünüyor. Şimdi tartışmalar bitmez. Yıl sonuna kadar, geçen haftaya da kısmetse konuşuruz. Biraz oturacak yavaş yavaş o tartışmalar. Ocağın haftasında ve Şubat ayında kesinleşecek. Biz asgari ücreti beklediğimiz rakam, benim beklediğim rakam 2350-2400 dilimi içinde bekliyorum. İyimser bekliyorum bunu. Ama görüyorum ki 2000... Daha mı düşük? Yani enflasyon düşük gelirse 2250'lere doğru gerilecek. Yani enflasyon oranını koyduğum anda bu çıkıyor ortaya. Kabul edilir mi hocam? Sonuçta? Yani bilemiyorum. Yani Diskin Bey, tamam, Disk de bu kez şeyin görüşmelerinin içinde 3.200 lira, evet, olsun diyor. Bayağı düşük değil mi hocam? 3.200 lira şöyle olsun. Brüt değil, net. Yani net olarak. Net. Yani sonuçta biraz daha az alacağız. Bize yansıması. Yani şey olarak size yansıması, tabii asgari ücrete çalışan insanlara yansıması, hı-hı, önemli. Evet. Şimdi benim kapıma kiradaysanız kiracı gelir, ev sahibi gelecek. Tabii ki. Ev sahibi zam mı isteyecek? En az enflasyon kararı isteyecek. Baskıyı kurarsa enflasyonun yukarısına çıkaracak zam oranını. Evet. Biraz baskı kurarsa seni çıkarırım, atarım, gibi, döverim, kovarım. Tehdit oraya getirecek. Hakikaten. Enflasyonun %8-10 beni ilgilendirmez. Ben %18 enflasyondan geliyorum. %15 diyecek size. Siz %15 zam alamayacaksınız. Alamayınca yine açıktasınız. Evet. O geliri bir yerden temin etmeniz lazım. Onun için asgari ücretin kriteri tüm boyutlarıyla herkesi etkiliyor. Yani çok tartışacağımız konu gene kavga gürültüyle gidecek tabii ki. Biri vermek isteyecek, biri yapmak istemeyecek. Asgari ücrette Türkiye İşveren Sendikası Konfederasyonu da etkili. Diyor ki benim asgari ücreti görüşmelerinizde bu demin saydığım baz etkisini çok dikkate alın. Çünkü aşağıdan baskı yukarı doğru gidiyor. Ben tüm maaşları gözden geçirip ki arttırmak zorundayım. İşveren ne yapar? İşveren doğal olarak kar etmek ister. Tabii ki. Daha fazla karı kazanmak ister.
İşçiyi bir düşünüyorsa kendini iki düşünmek zorunda iş yerini korumak için. Bu bir normal bir davranıştır. Kötü bir davranış değildir. Hı hı. Ancak diyor ki makul ve mantıklı olsun ki ben de yukarıya doğru basamak olarak maaş performansını arttırırken asgari ücreti baz aldığımda bana da uygun bir rakam getirin karşıma, onunla gideyim diyecek. Ama vatandaşa döndüğün zaman ben geçinemiyorum diyecek. Yani peki devletin bu konuda desteği ne olabilir? Hani DİSK'in bir açıklaması vardı. Devlet bize desteğini çekmesin, destek versin. Vallahi devletin desteği işte vergide olması lazım. Vergide olması lazım. Tek yapacağı şey o. Yani asgari ücretliye tanınan vergisel avantajı, hı hı, devlet orada taşımak zorunda üzerinde bana göre. Bunun iki yaparsınız, örnek veriyorum. Yani %2 alırsınız gelir vergisini oradan. Bir takım teşvikler sağlıyorsunuz ancak. Evet. Tabii tam yeterli değil. Yeterli değil. Bazı bölgelerde işçi istihdam ettir, ben sana teşvik veririm diyor. Ama o bölgelere yatırımcı bulamıyorsunuz. Hı hı. Yani örnek veriyorum. Yani Tokat'a git yatırım yap diyor. Fabrikanı oraya götür diyor. Ben sana gelir vergisi avantajı sağlarım. Asgari ücretten vergiyi muaf tutarım. Şu kadar yıl, şu kadar ay. Ama oraya getirecek yatırımcı bulamıyorsunuz. Oraya getirecek yatırımcının en büyük sorunlarının başında işçi sorunu geliyor. Hı hı. İşçi bulamıyor. Yani birçok bölgede, Türkiye'de asgari ücretle çalışacak işçi bulamıyorsunuz. Gelmiyor adam. Ben diyor 2000 lira maaşa gidip bir ay çalışmam. Başka işler yaparım, daha fazla para kazanırım. Hı. Kayıt dışı ekonomiye girerim. Örneğin sigortacılık yaparım diye gelmiyor. Bu sefer yatırımcı o tip illere gitmiyor. İmtina ediyor gitmekten. Çünkü diyor ki ben yatırımı yapacağım. Eğer ben buraya dünyanın parasını dökeceğim, İşçi bulamıyorsam, ki birçok bölgede yaşanır bu, o zaman da ben gelmem, getirmem bu tesisimi buraya diyor. Ve bu illere yatırım alamıyorsunuz. Yani verdiğiniz teşvik boşa çıkmış oluyor açıkçası. Evet. Bunu çözmeniz lazım. Şimdi kalkıp da bir bölgede 3-4 bin lira asgari ücret verseniz bazı sorunları çözebilirsiniz. Yani 4 bin lira işçi çalıştırıyorum deyin, herkes elini kaldırır gelir. Ama 2 bin lira, 1500 lira işçi çalıştırıyorum dediğinizde biraz kimse gelmiyor. Maalesef. Peki hocam, ikinci bölümde kurumsal yapılandırma demiştik. Evet. Bu konuya değinecek olursak. Ya en önemli kavramlardan biri Ahmet Bey. Yani biz onu hep konuşmaya çalışıyoruz, kurumsal yapılanma nedir diye. Bugün Türkiye'nin ana sorunlarının başında geliyor kurumsallık davranışları. Yani devletten aşağı kademelere kadar kurumsal hareketlerin, kurumsallaşma adına yapılan işlemlerin kalitesi tartışılıyor. Hangimiz kurumsal, hangimiz değiliz. Evet. Kişisel, bireysel kişi de kurumsal anlamda düşünce üretebilir bana göre. Türkiye'nin işletme yapılarının en büyük sorunlarından biri o. Onu çok uzun aylar hep tartışmamız gerekiyor. Zaman zaman değiniyoruz ona. Neden bozuk gidiyor? Yani neler bozuk dediğinizde, olayın özüne baktığınız zaman kişilerin kuruma karşı davranış kalitesini ölçmeniz gerekiyor. Evet. Geçen hafta Türkiye'nin sayılı illerinden biriydim. Yani Amasya'da bir seyahatim olmuştu. Orada bir çok iyi bir holding var. Gıda, tarım, mermer alanlarında yatırım yapmış. Kişilerin yani mazisini incelediğiniz zaman tırnaklarıyla kazıyıp getirdikleri bir işletme. Önemli var. Değerlere ulaşmış. Evet. Üretimlerinin %30'luk bölümünü ihraç eder vaziyete getirmişler. Topraktan, toprak işlemeden çıkan değerleri satışa çevirmişler, turizme çevirmişler, sağlığa çevirmişler, gıdaya çevirmişler. Evet. Ve birçok sektörde yer almaya başlamışlar. İnşaata çevirmişler. Başarılı iş adamları. Yani bizim insanımız onlar. Evet. Hiçbir yabancı sermaye yok içinde. Çoluk çocuk ailece gidiyorlar. Başlarında baba var. Çocuklar var, kızlar var ve damatlar var. Şimdi tabii kurumsallaşma adına çok şey konuştuk onlarla. Evet. Kurumsallaşmak istiyorlar. Ancak, işte bu ancak da iki nokta üst üste koyuyoruz. Benim kızım, benim oğlum, benim çocuğum, işte ben ve biz kavramı giriyor. Ben ve biz kavramı girdiği zaman kurumsal olamaz. Kurumsal olamıyorsunuz. Yani bakış açısı, işletmelere baktığınız zaman tam bir profesyonel düşünceyle hareket etmeniz gerektiğine inanıyorum ki öyle. Yani dünyadaki sayılı işletmelere ve dünya markalarına bakın, hepsinde bu söylediklerimin tersi vardır. Evet. Yani icra kurulu geriye çekilir, yönetim kurulu. Yöneticiler, profesyonel yöneticiler,
genel müdürler, CEO'lar, CFO'lar önemli pozisyonda yer alır ve şirketi onlar idare eder. Evet. Yasaları da bunlara uygundur batılıların, gelişmiş ülkelerin. Bizde yönetim kurulu hakim, ben başındayım. %95, %98 ben yönetirim. Profesyonel yöneticiler yönetemez. Bu işi ben kurdum diyen bir düşünce tarzı var. Ben bilirim. Ben bilirim tarzı. Tek adam riski vardır. Tek evet. adamla yönetilen vardır. Peki tamam, çok güzel. Yönetirsiniz. Harika işler de yaparsınız. Siz yaptınız diyorum. Başarılısınız. Fakat soruyu soruyorum. Siz bu dünyadan gidince ne olacak? Evet. Soru bu. Bu çocuklar, kilit soru burası aslında. Kilit soru burası. Bu çocuklar yönetir. İşte orada yönetir kavramına geldiğiniz zaman onların yönetip yönetemeyeceğini çok iyi düşünmeniz gerekir. Orada taht kavgaları başlıyor. Evet. Orada çıkar çatışmaları başlıyor. Otoriter, dominant bir babanın yöneticinin başında bir kurumsal olan bir şirketi düşündüğünüz zaman, kurumsal olmayan veya tersini alalım. Babanın saygı, Anadolu kültüründe saygı ve edepten gelen evet. bir tarzı var. Saygı ve edepten. Ona bir şey söylenmez. Onun söylediği doğrudur. O ne yapıyorsa doğrudur kavramında bizim ona sonsuz saygımız vardır. Padişahım çok yaşa. Bu böyle gider. Evet. O abimiz, o hacı abimiz, ablamız, kimse o, başında duran kişi yaşamını aklı bali, sağlıklı yürütebildiği ölçüde o işi götürür. Evet. Ancak bunlar bozulduğu zaman, yani sağlık ve yaş geçtiği zaman bunlar her anda yaşanabilecek şeyler olduğuna göre sorun başlar. Şimdi burada yapılacak olan en önemli kavramların başında bir ailenin anayasasının konulması lazım. Anayasa çok önemli. Kişi kendini anayasayla yürütür. Sizin anayasanız vardır. Kendi anayasanız, kişisel davranışlarınız vardır. Onlarla yönetirsiniz. Şimdi arkadaşlara dedik ki, bak sevgili arkadaşlar, bugün bu şirketi yönetirken siz bir anayasa yaptınız mı yaptınız? Hocam uygulayamadık. Bir, ne çıktı ortaya uygulayamamakta? Disiplinsizlik. Yani anne karıştı işe bence. Baba karıştı. Gelinler karıştı. Bizde bitmez. Gelin damat kaynana tabii çekişmesi. Olmazsa olmazlar. O dedi bu dediler girdi işin içine. Yani dedikodu girdi işin içine. Ve bir kurt düşürürler. İşte abimin çocuğu, onun arkadaşı, bunun kardeşi derken bir hemşeri cenneti haline gelir o şirketler. Evet. Bizde çok vardır. İşte Çorumluların şirketi Çorumlulu, Karadenizlilerin Karadenizli falan, bütün elemanları evet. koyarlar içine. Ve bu tabii liyakat sorununu getirir. En büyük kavramların başında liyakat. Bakın bugün tartıştığımız konudur. Türkiye kesinlikle liyakatla yönetilmeyen ülke konumunda olduğunu söylüyorum ben. Evet. Kimse alınmasın bu konuda. Yani bakan bakanlığını biliyor. Altındakileri biliyor mu? Altındaki alt kadroları biliyor mu? Kimler hangi işi yapıyor biliyor mu? Bilmiyor bence. Bugün şirketler de aynı şekilde. Bugün koyduğunuz kişinin bir satın alma müdürü, satış müdürü, insan kaynakları müdürünün liyakatını tam ölçemiyorsanız kurumsal olmanız mümkün değil. Evet. Ne yapılıyor burada bu aile şirketlerinde, bu örneğimizden yola çıkarsak? Bunların en çok yarattığı sorunlar duygusal davranışların ön plana gelmesidir. Duygusal davranışlar ön plana geldiğinde işletmenin ortadan kalkmasına neden oluyor. Evet. Yapamam bunu. Bununla beraber gitmez. Hasan buradaysa yürümez, Hüseyin buradaysa yürümez. Falan kişi olmamalı, bu olmalı dediğiniz anda liyakat bozuluyor. Evet. Ben çok güzel size bir Karadeniz örneği vereceğim. Karadenizler inatçıdır, bilirsiniz Karadenizlileri. Bir sandalda iki ortak var. Sandal, balıkçılığa çıkıyorlar, anlaşamıyorlar. Evet. Bölemiyorlar. Yani sen mi alacaksın bu sabah, ben mi alacağım bu sabah? Sürekli kavga ediyorlar. Sonuçta bir çözüm bulmuşlar. Testereyi ellerine almışlar, sandalı ortadan ikiye kesmişler. Çok net bu. Yani şaka evet. gibi gerçek bir olaydır. Gazetelere konu oldu. Kurumsallıktan uzak, tamamen hırslarla, duygusal zekanın yönetilmediği, duygularla hareket edilen bir sistem. İkisine de yaramıyor. Evet. Hani çok güzel çok güzel bir şey verdi. Adalet ve liyakat tartışılarak, bilinerek yapılır, akılla yapılır. İki tane kişi gelmiş, şeyi çözemiyoruz demişler. Bizim çok güzel bir tarlamız var. Bir tarafı bozkır, bir tarafı ağaçlıklı. Çok güzel bir tarlamız var. Ancak biz iki kardeş anlaşamıyoruz. Bölemiyoruz. En adilsizsiniz diye Hazreti Ömer'e gitmişler. Demişler ki, siz bize bunu bölün. Siz adil karar verin, verirsiniz.
Uygulamasını siz yapın, biz buna tabi olacağız demişler. Bakın demiş Hazreti Ömer. Ben bunun söyleyeceğim kuralı siz uygulayacaksanız gelin bana. Uygulamayacaksanız gidin. Evet. Kendiniz bölün. Hayır demişler. Siz çok adil bir insansınız. Sizin vereceğiniz kurala biz tabiiz demişler. Tamam mı? Peki. Anlaştık. El sıkışmışlar. Şimdi size bir şey söyleyeceğim demiş. Herhangi birinize, iki kişiden herhangi birine bu tarlayı bölme görevi vereceğim. Diğerine de bölüneni seçme görevi vereceğim demiş. Evet. İkisi de kalmışlar tabii böyle. Şimdi istediğinizi alın demiş bunun görevlerini. Hangisini alıyorsanız. Bölen bölmeyi alamamış, seçen seçmeyi alamamış. Evet. Bölse bir türlü, seçse bir türlü. Yani böldüğü zaman adil bölmeyecek insana. Evet. Nefsiyle insanı baş başa bırakmış. Şimdi nefsi devreye soktuğunuz anda profesyonellikten uzaklaşırsınız. Nefis başka alanlarda kullanılır. Burada kullanılmaz. Evet. Ben şirketlere hep şunu söylüyorum. Bakın sizin duygusal yönetiminizde, duygusal sermayenizde öncelikle yöneteceğiniz husus duygularınızın şirket lehine olmasıdır. Öncelikle şirketin menfaati esastır. Benim çocuğum, benim kayınbiraderim, benim eniştem, benim diğerim girdiği zaman devreye bu ben kavramıyla bu işletmeler yürümez. Yürür. 20 sene, 30 sene, 40 sene ondan sonra düşer aşağıya. Peki hocam. Dönün yabancı işletmelerin süresine bakın, bizimkinin süresine bakın. Hep bunları konuşuyorum. Evet. İşte burada aile şirketlerinin aile davranışlarını iyi ölçmemiz gerekiyor. Güven konusuna değinmek istiyorum. Tabii hani ki. Bu söylediklerinizde güven mevzusu var. Tabii bizim ki. Ülkemizde de hakikaten güven deyince herkes bir duruyor. Yani güzel. Çok zor güveniyoruz. Evet, evet. Ha diyoruz ya işte benim oğlum sonuçta güvenebilirim yani tabii, oğlum ama bir yabancıya bırakmak, yönetim şeklini yabancıya bırakmak bizde biraz daha sakıncalı görünüyor. Ya özür dileyerek söylüyorum ya çalarsa, ya çalarsa, ya götürürse, ya tabii. bilmem ne yaparsa şeklinde. Bunu nasıl kırabiliriz ya da bunu nasıl şey yapabiliriz, düzeltebiliriz? Eğer yetkin birini bulup da bunu yönet dediğiniz anda kontrol sistemleriniz de yeterliyse hiç kimse çalmaz. Çalamaz. Evet. Yani hırsızın başını derde sokmayacaksınız. Hırsız çalar. Kapıyı açık bırakmayacaksınız. Şimdi denetlemediğiniz, yönetmediğiniz, kontrol etmediğiniz güç sizin değildir. Bakın bu söylediklerimi yanlış anlatmayın. Kurumsallıkta kenara çekilip de ben bıraktım demek değildir. Evet. Denetimli serbestlik diye bir şey vardır. Çok iyi kontrol etmeniz gerekiyor. Mesela adalette de var denetimli serbestlik. Kontrol edemezseniz suç unsuru artar. Kontrol etmeniz gerekiyor. Şirketler de öyle. İyi bir yöneticiyi her türlü kontrol imkanı var. Evet. Yani bugün siz dijital sistemlerde dahil olmak üzere kontrol ettiğinizde hiç kimse hiçbir şey yapamıyor. Ortadadır. Yani bugün barkodundan tutun yazılımlarına kadar, yönetimine kadar. Ha, ben tamamen sana bıraktım değil. Bugün çocuğunuz da aynı şeyi yapabilir. Aynı aymazlığı yapabilir. Çocuğunuza çok güvenirsiniz, zamanı çalar. Zaman hırsızlığı yapar. İşine gelmez. Burası benimdir der, işletme başarılı olamaz. Sadece o değil. Sadece para maddi görmeyin. Bugün hırsızlığın en büyük olaylarından biri zaman hırsızlığıdır. Evet. Zamanı çalar. İşine sahip çıkmaz, evde uyur, burası benim bu dükkan gider der, o da bir hırsızlıktır. Evet. Bugün çocuğunuza tabii ki güveneceksiniz. Ama siz ne yapıyorsunuz? Bütün akrabaları eş dostu içeride olduğunuz zaman burada çıkar çatışmaları başlıyor. Bakın çok basit bir örnekte, vaktimiz daralıyor, onu da söyleyeceğim size. İki tane kardeş çok güzel işletmeyi götürebilirler, çok güzel götürürler. Evet hocam. Evlenene kadar. Evlendikleri zaman gelinler devreye girer. İstekler ikiye çıkar. Üçe çıkar. Çocuklar başlayınca dörde çıkar, beşe çıkar. Evet. Bunlar hep oradan beslenecekler o şirketten. O şirketi iyi beslemezseniz o çocukları ve o aileyi beslemez. Orada çıkar çatışmaları devreye girdiğin anda senin çocuğun, benim çocuğum, sen azaldın, ben azaldım dediğin zaman tek vuracakları yer şirket kasası. Evet. Şirket kasasına daldıkları anda işlemimiz bitiyor. Ve dolayısıyla siz edimleri, yaptırımları yerine getiremiyorsunuz yükümlülüklerini. Oysa şirketin en fazla sorumlu olduğu yer, kendini ayrı bir kişilik olarak kenara koyun şirketi, içindeki müşterileri, içindeki çalışanları, dışarı karşı yaptığı tedarikçilerden aldığı borçları, bankalardan aldığı kredileri ödemek. Senin temel ihtiyacını ödemek değil. Önce onları temizleyecek, ondan sonra sana gelecek. Hele bu ihtiyaçlar aşırı ve dengesiz olursa, aşırı harcamalarda gelirse işletmenin berbat olmasına sağlıyor. Kimse yanlış anlamasın. Eşler bizim başımızın tacı. Oraya geliyorlar. Ancak tutum ve davranışları da işletmeyi zedeleyecek hareketlere başladıkları anda iki kardeş ortaklığı bozuluyorlar. Büyüyen bir işletme bir anda
küçülüyor, ufacık bir işletme haline geliyor, tekrar aynı eforu sarf etmek zorunda kalıyor ve sürdürülebilir olmuyor. Şimdi buradan yürüdüğünüzde işte o zaman kurumsallığın önemi ortaya çıkacak. Ortaklara hep onu söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki ya dikkatli hareket edin, dikkatli yönetin, evet, profesyonel davranın. Hacı amca sen dışarıdan kontrol et. Et dışarıdan kontrol et. Çocuğun mu yönetecek onu da kontrol ettir. Onu kontrol edecek mekanizmayı koy yanına. Kurumsallığı buradan yap. Çünkü insan üzülüyor. Binlerce kişi çalıştıran işletmeler kötü yönetimsel sorunların nedeniyle konkartoda ve iflaslara doğru gidiyorlar. Bir de tabii dış etkenler de etkili olunca panikliyorlar. Panik gelince işletmenin kaybına sebep olabiliyorlar. Evet. Bunlara dikkat etmemiz gerektiğini hep söyledim, söylemeye de devam ediyorum. Evet, bir de nitekim hani dediğimiz gibi iki kardeş olunca bir şirket hakikaten bizim ülkemizde çok rahat büyüyemiyor. Hemen dağılma sürecine gidiyor. Biraz büyüdüğünde hemen dağılma süreci başlıyor. Kesinlikle. Bizim ülkemizde hani bu büyük şirketler kardeş şirketler mi, önce bunu bir sormak istiyorum. Evet. Yoksa hakikaten o dediğiniz gibi yabancı, yani yönetmesini bilen, evet, işin ehline mi teslim ettikleri için mi bu kadar büyüyebildiler? Bunu sormak. Türkiye'nin en büyük işletmelerini isim vermek istemiyorum. Herkes biliyor. Hı hı. Onlar da aile şirketi. Aile şirketi, evet, olarak yönetiyorlar. Ancak profesyonel yöneticiler en az aile kadar etkin ve denetimli. Evet. Yani bugün en büyük holdingimize bakın. İçinde çocuklar tarafından yönetiliyor ama çocuklar yetkin ve yetiştirilmiş. Liyakatlı çocuklar, başa geçenler. Çekirdekten yetiştirilmiş. Onların yanına da denetim mekanizmaları konmuş. Hı hı. Devlet denetleyici, şirketleri denetler. Ama ailenin, aile denetleme kurumu var. Bağımsız denetçileri var. Müşavirleri var, hukukçuları var. Bunlar da onların hata yapmasını engelliyorlar. Onlar onlara çok önem veriyorlar. Evet. Onları yaptığın zaman sorun yok. Hiçbir sorun olmaz. Hı hı. Çocuklar şirketin içinde olabilir. Bir sorun değil. Ancak iyi denetlenmesi gerekiyor. Hı hı. Herkes kafasına göre hareket edemez işletmenin içinde. Bakın tekrar söylüyorum. Bir tüzel kişilik, bir gerçek kişilik var. Tüzel kişilik işletmenin kendisidir. Onun da canı, kalbi, hayatı, böbrekleri, organları var. Hı. Oradan siz, ben sizin şimdi şeyinizden, vücudunuzdan 3 litre kan alayım. 6 litre yaklaşık kan var. Ayaklarınız, hı, titremeye başlar değil, evet, mi? Gidin şirketin kasasından paraları çekin. Şirketin ayakları titremeye başlar. Ve sallanır böyle. Sallandığı zaman da en ufak nezle, grip gibi şeylerde bağışıklık sistemi düşer. En ufak krizlerde yıkılır gider. Evet. Zaten olan bu. Hı. Bizim bağışıklığımızı artıracak sistemlerimiz profesyonel yönetimlerdir. Evet. Acımasız davranacaksınız burada. Acımasız davranmanın yolu da, yani ben, çocuğum liyakatlı değilse başa geçmeyecek. Geçen hafta da söyledim. Bugün Osmanlı İmparatorluğu'na bakın. En liyakatlı kişilerin geldiği dönemde şehzadelerin en iyisi ülkeyi idare etti. Evet. İçinden aile taht kavgaları geldiği zaman, sultanların kavgalarıyla girdiği zaman kötü padişahları koyduklarında yönetim kötüye gitti. Çok basittir yani bunlar. Bunları, hı, hep görüyorsunuz. Yani dünyaya da bakın. İşini eline teslim edeceksiniz. Bugün liyakat İşin kalitesini getirir. Evet. İşin kalitesi de layık olan kişinin, ehil kişilerin yapması gerekiyor. Ehil kişiyi koyduğunuz anda sorun yok. Evet. Hiçbir sorun yok. Ama onun bedelini ödeyeceksiniz. Ödediğiniz bedel de size yolsu elektrik olarak dönülecek. Evet. Bugün bütün işletme sahiplerine. Yani kasaya bıraktığınız kişiyi, bakkal dükkanınız var. Çok basit, halkımızın anlayacağı dilden konuşuyorum. Bakkal dükkanınız var. Kasaya 5 dakika ben lavaboya gidiyorum dediğiniz zaman kasaya koyduğunuz adamdan çok emin olmanız gerekiyor. Hı hı. Ama bu denetleyerek yapılır. Evet. Birçok insan bunu denetlemiştir. Oraya tuzak paralar koymuştur, alıp almayacağını kontrol etmiştir. Eski sistem. Bugün normal yazılı sistemler var. Evet. Yaptığınız her hareket, hırsızlığı engelleyici sistemler var. Hı hı. Kişi denetlenmeyi bilecek. Tabii ki sorduğunuz soru çok önemli. Güven unsuru. Güven olmadan hiçbir işletme bir yere gidemez. Bugün başına, hı, koyduğunuz adamlara gereken önemi, o kişi liyakata sahipse, güveni de sağlıyorsa hiçbir sorun yok. Ölüp gittiğiniz zaman arkanızda o işletmeniz devam edecektir. Peki. Gayet rahat. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler, Ekonomik Boyut programının sonuna geldik. Haftaya aynı saatte görüşmek dileğiyle inşallah. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.